İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kütüğün ağlaması. O serverin mescidi ilk inşa edilince, hutbe okumak için bir minber yoktu önce. Peygamber Efendimiz hutbe okumak için bir hurma kütüğüne dayanıyordu ilkin. Bu hurma kütüğünün Hannane idi adı. Cansız idi o ama Resul'ün aşığıydı. Sonra üç basamaklı bir minber yaptırarak oradan okudular hep devamlı olarak. Lakin ilk seferinde oldu ki bir hadise, buna şahit oldular ashabtan çoğu kimse. Şöyle ki, cuma günü olunca vakit tamam, toplandı o mescitte cümle ashab-ı kiram. Nihayet Resulullah hutbe okumak için yine minberlerine çıkmışlardı ki ilkin, eskiden dayandığı kuru hurma ağacı inlemeye başladı o anda acı acı. Bir hamile devenin ağlayışı gibi hem seslice ağlıyordu, hüzünlü ve pür elem. Cümle ashab-ı kiram mescit içerisinde işittiler bu sesi bir şaşkınlık içinde. Evet, hurma kütüğü ağlayıp inliyordu. Cümle sahabiler de bu sesi dinliyordu. Hayret içerisinde kalmıştı o an herkes. Zira kesilmiyordu bu inilti ve bu ses. O zaman Resulullah inerek minberinden, o hurma kütüğünün yanına geldi hemen. Mübarek elleriyle okşayınca bir müddet, kütüğün ağlaması kesildi en nihayet. Eshab, kuru kütüğün Resulullah'a olan bu aşkını görünce ağladı hepsi o an. Hatta yemin ederek buyurdu ki o server, inip de o kütüğü okşamasaydım eğer, bana karşı duyduğu hasret ile böylece ta kıyamete kadar ağlardı gün ve gece. Sonra da o kütüğe dönerek Fahri Alem teselli etmek için buyurdu ki ona hem, ister seni dikeyim bahçedeki yerine, tekrardan dal budak sal, gel önceki haline. İstiyorsan dikeyim cennete ebediyen, yesin Allah dostları senin meyvelerinden. Kütük dile gelerek arz etti dileğini. Dedi, ya Resulallah, cennete dikin beni. Hiç çürümeyeceğim bir yere gideyim ben ve Allah'ın dostları yesin meyvelerimden. Resul ve yanındaki sahabenin cümlesi gayet açık olarak işittiler bu sesi. Sonra buyurdular ki kütüğe Fahri Alem, senin bu isteğini yaparım, çekme elem. Sonra eshaba dönüp, o Habib-i Kibriya buyurdu, tercih etti ahireti dünyaya.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ün hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kenam'dan olan Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya ekin yeri, insanlar da sanki ekindir. Ölüm bu ekinleri biçen oraktır. Azrail aleyhisselam harman sahibi, mezar da harman yeridir. Cennet ve cehennem ise ekinlerin durumuna göre konulacağı ambar gibidir. İnsanların da bir kısmı cennete ve bir kısmı da cehenneme gideceklerdir buyuruyor Yahya bin Muaz-ı Razi rahmetullahi teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler Osman Ünlü hocam. Buyurunuz. Ben şunu soracaktım. Şimdi şu Kur'an okusunlar, hayatlarını uygulasınlar, anlasınlar, hayatlarını uygulasınlar mealini biz hayatımız uygulamak istiyoruz. Doğru düzgün bir meal şey yapalım. Gözlerim de rahatsız, benim hem dua istiyorum. Bunu anlatmanızı istiyorum. Peki efendim. Şimdi bir de sizden şunu rica edeceğim. Güzel hadisi şerifler, şeyler söylüyorsunuz. Çok memnun oluyoruz. Bir de her günde bir ayetin mealini bizi açıklayabilir misiniz? Peki efendim. Not aldık efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Merhaba, iyi günler. Mustafa Döktöz abim. Osman'ın hocama Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ederiz efendim. Ben bir şeylerde tereddüt ediyorum. Onları sizlere aktarayım. Şimdi sabah namazlarında en çok sevdiğim dualar, yani en uzun bildiğim dualar Amine Resulü Lev Enzenna'yı uzun olarak biliyorum. Bunları Amine Resulü'yü okuduğumda Şehid Allah'ı okuyorum arkasından şey olarak. İkinci rekatta farzda Lev Enzenna'yı okuyorum. Lev Enzenna'dan sonra Duhan Suresini okuyorum. Acaba oluyor mu? Ondan sonra bunu 10 gün falan okuyorum. Çok seviyorum bunları okumayı sabah namazında. Oysa değiştirmek istiyorum hani hep aynı okumamak için. Elif Lam Mim'i okuyorum. Elif Lam Mim'den sonra Ayet-el Kürsi'yi okuyorum. Sonra Şehit Allah'ı okuyorum. Şehit Allah'ın arkasından Zamm-ı Sure olarak Duhan Suresini okuyorum. Bunlar da oluyor mu hocam? Peki efendim. Bir de hocam şimdi mesela Tebareke Suresini okuyorum her gün yatarken. Tebareke Suresini okuduktan sonra veya Cuma günleri Yasin Suresini okuyorum. Yasin Suresinden sonra Cuma Suresi böyle karışık okuyorum. Olur mu? Yoksa sıralama yapmam lazım mı? Mesela Fetih, Duhan, Rahman, ondan sonra Kıyamet Suresi'nin mesela Amin Resulü Tebareke arkaya mı kalsın? Peki. Veya bazen önceden okuyorum. Sonra hepsini birleştiriyorum. Olsun hani. Peki oluyor efendim. Mu öyle? Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Ben hocama bir sorum vardı ama. Buyurun. Hocam ben uşurla alakalı soracaktım. Ben köyde yaşıyorum. Bu taşlarımız var. Pekmez yapıyorum. Yani kuşburnu marmelatı yapıyorum. İşte buna benzer şeyler. Hani uşrunu vermem için yani nasıl hesaplamam lazım? Bir açıklarsanız sevinirim. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Biz hayırlı teşekkür günler. Ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz de Cuma farzı kılınmadan zuhru ahiri kılabilir miyim diye sormuş. Bunun sormasının sebebi fabrikadan diyor geliyoruz camiye. Ben diyor kaza farzı bitince Cuma'nın hemen diyor herkes diyor servise biniyorlar diyor. Servisi kaçırma durumum var diyor. Zuhru ahiri kılmayınca da diyor içim rahat etmiyor diyor. Nasıl yapabilirim diyor. Zuhru ahiri önce kılabilir mi farzdan önce? Efendim Cuma'nın eda ve vücub şartları kitaplarda yazılı. Yani yeryüzünde Hanefi mezhebine göre fıkıh kitaplarında yazılı eda ve vücub şartları olduğu gibi tahakkuk edemiyor. Bunun için de zuhru ahiri mutlaka kılmalı. Hatta Diyanet pilot bölgede şartları 10 rekata indirdiler, zuhru ahiri kaldırıyor falan. Efendim ne Diyanet, ne TGRT FM,
Ne Ahmet ne Mehmet. Dinde hüccet değil, senet değil. Peki hüccet nedir? Hüccet Ehl-i Sünnet alimleridir ve onların yazdığı kitaplardaki bilgilerdir. Bu bilgiler de Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden alınmıştır. Dinin esasıdır. Dolayısıyla Hanefi mezhebinin fıkıh kitaplarında ruh rahir mutlaka kılınması lazım geldiğini, çünkü Peygamber Efendimiz zamanında cuma hangi şartlarda kılınmıştır ve hangi şartlarda olursa sahih olur, bunların hepsi fıkıh kitaplarında uzun uzun bildirilmiş. Hatta Tam İlmi Saadet-i Ebediye kitabında da Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh değişik Hanefi fıkıh kitaplarından nakiller yaparak bu konuyu uzun uzun insanlar mutmain olsun diye yazmışlar ve açıklamışlar. Bu sebepten dolayı diyelim ki böyle bir durumda olan bir kimse yani cumayı bekletse servis kaçıracak, işinden olacak. Dolayısıyla öyle yıkılması lazım. Yani zuhur ahir kılsın ve servisine yetişsin. Öyle demek istiyor değil mi? Yetişemiyorum. Yetişemeyeceğim. Farzından sonra zuhur ahiri kılarsa yetişemiyormuş. Zuhur ahiri daha sonra kılsa mesela olur mu? Olur. Yani farzı yerinde kılıp herkes çıkıyor belli tamam ki. O imkanı varsa bunu denemesin. Bunu yapmasın. Bu nedir? Bu zaruri bir durum. Yani namazın kazaya kalma durumu, borç kalma durumunda yapılacak bir iştir. Cuma'nın farzı kılındıktan sonra zuhur ahirin kılınması lazım. Sıralaması böyledir. Diyelim ki şartlar namüsait. Gittiği çalıştığı yerde de aynı şekilde yapamayacak bunu. Yapmasına izin vermiyorlar. O zaman öğle alabilir. Yani o günün öğle namazını kılmış oluyor. O günün öğle namazını kılmış oluyor. Sadece orada bulunması Cuma'nın bereketi için bulunmuş oluyor. Yani bazıları akıl evveller diyecekler. Osman Hoca işte önceden de kıldırıyor falan. Halbuki Tam İlmi Saadet-i Ebediye kitabını dikkatli bir şekilde okumuş olsa orada meselenin iç yüzü anlatıldığı için vuzuha kavuştuğu da kalbi de mutmain olur. Öyle ağzını açıp da dili de fırıncı küreği gibi ona buna inecek de sataşmaz. Eksik nakilde yapmaz. Çünkü duyuyoruz. Biz bir şey söylüyoruz. Ondan sonra geri dönüşüm oluyor. Böyle dedi. Eksik. Adam kendi anladığını siz böyle söylediniz diyor. Ya bu iftira olur. Toprağın altı var. Melekler bunu kaydetti. Onu önüne koyacaklar. Orada ne cevap vereceksin? Ha iyi anlayamadıysan ya ben böyle anladım. Böyle mi anlatıyordu falan diye bir sor bari birisine değil mi? Hayır böyle dedi diyerek falan kendine çok güvenerek. Çok kendine güvenme. Kendine güvenme. Hele yaş ilerlediyse bir hastalık geçirdiysen hafıza dediğinde ki anında aynı şekilde kaybolur. Sıfırlayabilirsin. Onun için de bu dinleyicimiz kendisi aynı şekilde baksın. Gerçekten iş yerine gittiği zaman ikindiye kadar zuhur ahiri kılabilecek imkanı varsa gitsin iş yerinde kılsın. Ama yok. Yani o imkan da yok. Yani kazaya kalacak. O zaman zuhur ahiri kılsın. Yani öyle yıkılmış oluyor cumayı diye. Cuma sadece orada bulunması cumanın bereketine kavuşmak için bulundu. Bir az önceki konuyla ilgili olarak bir hanım dinleyicimiz burada dinlediği bir şeyi yanlış anlamış. Ve o yanlış anladığı şekliyle de karşısındakine anlatmış. Karşıdaki de doğrusunu biliyormuş demek ki. Yok öyle değil demiş. Bu da demiş ki Osman Hoca'dan bizzat duydum. Programda anlattı işte şu gün şu tarihte. Bu böyle. Öbürü hayır öyle değil sen yanlış anlamışsın. Bu böyle falan inatlaşıyorlar. Bayağı bir sinirler geriliyor. Beni aradılar. Ben de o arayana dedim ki yani siz yanlış anlamışsınız deyince bana da düşman oldu. Niye dedin sen de yanlış anladın diye. Bir de böyle bir durum var yani. Böyle bir durum. Efendim. Şimdi. Söz kaybolur. Yazı kaybolmaz. Biz ısrarla diyoruz ki Saadet-i Ebediye kitabı. Dinledin. Hani. Biz bu yollarda yol gösteren levhalar var. Levhalık yapıyoruz. Ya bu konuyu dinledin. Mesela kaza namazlarını anlattık. Gusül abdestini anlattık. Saadet-i Ebediye'de geniş anlatılıyor dedik değil mi? Her seferinde de söylüyoruz bunu. Git. Saadet-i Ebediye'yi aç. Oku. Bir daha oku. Bir daha oku. Bir daha oku. Ondan sonra ha dinlediğin zaman altyapın oluştu ya. Onu rahat dinlersin. Rahat anlarsın. Ha dersin bu mesele böyle. Ve yanlış anlama ihtimali de kalmaz o zaman. Yanlış anlama ihtimali de kalmaz. Dolayısıyla sen şimdi dinledin sadece. Kitaba bakmadın.
Karşı taraftaki muhatabın da kitaptan okudu. Doğrusunu öğrendi. Sen şimdi hatırında kalanlarla böyle dedi dedin. O da dedi ki yok bu eksik. Ya da sen yanlış. Senin anlattığın yanlış. Ne oldu şimdi? Osman Ünlü'ye de yanlış dedin. Ve karşı tarafta gidecek ya bu Osman Ünlü kitaba aykırı konuşuyor diyecek. Değil mi? Tabii. Yani bir sürü handikap. Onun için de böyle her duyduğunu, her şey yaptığını ben nakledeyim, ondan sonra götüreyim. Öyle değil o. Öyle değil o. Ha neyi nakledersin? Dersin bak tam İlmihal Saadet'te bir diğeri kitap varmış. İslam Ahlakı diye kitap varmış. Kıyamet Ahiret diye kitap varmış. Hakikat kitabı yayınıymış bu. Radyoda söylüyorlar. Sen al. Benim imkanım olursa ben alayım sana hediye edeyim sen oku. Tamam hizmet etmiş olursun. Emir Marfiyor. Zaten o kitapları hazırlayan zat da öyle buyuruyor. Efendim anlatmayın. Kitap verin buyuruyorlar. Kitap verin. Niye şey yapıyorsun? Mesela bu dinleyicim söyle münakaşa edeceğine. Ya ben böyle duydum ama işte o Saadet Ebediye diye bir kitaptan bahsediyor. O kitapta varmış. Gel beraber bakalım. E baktı. Hakikaten orada öyle yazıyor. E muhatabının dediği doğru. E şimdi mesela bize doğru bir şey söylese birisi. Biz hayır öyle değil deme hakkına sahip miyiz? Mesela bazen diyorlar siz Saadet Ebediye'deki tercih edilenler naklediyorsunuz. Hani diğer kitaplardan inkar etmiyoruz diyorsunuz. Onlar yanlıştır demiyorsunuz. Ya böyle bir selahiyetimiz yok. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh hocası belli. Seyyid Abdülhakimar bahsediyor. Onun hocası belli. Seyyid Fehim Hazretleri. Onun hocası Taha Yakkari Hazretleri. Onun hocası Mevlana Bağdadi Hazretleri. Sonuçta kimde birleştiği de belli. Aha, nerede birleştiği belli. Ve biz diyoruz ki bunların tercihi benim anladığımın, benim tercihim. Yani benim tercihim deme şey falan lüzumsuz bir şey olur. Yani o zatın tercihi. O zatın tercihi. Ha bir sürü kitapları İbn-i Abid'in şey yapmış. İbn-i Abid'in lazım olanları almış. İhya'yı taramış. Lazım olanları almış. Kimya-i Saadet taramış. Lazım olanları almış. Riyad-ı Nasuh'un taramış. Lazım olanları almış. Mevahid-i-Diniye kitabını taramış. Lazım olanlarını almış. Bazılarında yayınlamış. Dürretül Farik İmam-ı Gazali'nin Kıyamet Hayret kitabını. Ahmet Cevdet Paşa'nın malumatı nafiyasını. Ondan sonra Abdullah Süveydi Hazretleri'nin Hücreci Katiyesini yayınlamış. Ahmet Namık Camii Hazretleri'nin Şevahid-i Nübüve kitabını bütünüyle yayınlamış. Ondan sonra Muhammed bin Kutluddin İzzike Hazretleri'nin Mızraklı İlmi Halini olduğu gibi orijinaliyle yayınlamış. Orijinali derken yani oradaki bildirilenleri. Sadece köşeli parantezle başka kitaplarda bildirilen sadece bir dilde alıp da naklettiklerinde o köşeli parantezlerle belli etmiş. Ön sözünde de o köşeli parantezlerde başka kitaptan alıp oraya koyduklarımız, kendi yorumumuz, görüşümüz değildir diyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala. Süleyman Mecez Hazretleri'nin Eyyühel Veled kitabını almış olduğu gibi aynı şekilde. Ey oğul diye aynı şekilde nakletmişler. Basmışlar halde, basmışlar. Dolayısıyla onların tercihi bizim için üçedir. Efendim Muhammed bin Kutbuddin İzzike Hazretleri'nden, Süleyman Mecez Hazretleri'nden başka Osmanlı döneminde böyle cep ilmihali yazanlar yok. Olmaz olur mu canım? Oful Muhammed'in Emin Efendi'nin mesela bize yakın zamanda Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış Necati'nin Mümin'in kitabı var. Hüseyin Hilmi Efendi orada da lazım olanını almış. Yani diğer bilgileri değil, lazım olanları. Dolayısıyla efendim ben gidip Necati'nin Mümin'i ne anlayayım? Ya gereği yok. Gereği yok. Yani şöyle düşün Mustafa abi. Diyelim ki 50 dönüm, 100 dönümlük bir tarla. Tarlaya giriyorsun. Birçok meyve, sebze, nebatat bilmem neler var. Bunların hepsi değişik şekillerde şifa. Ya bir zat bir ömrünü veriyor, bu tarlaya giriyor. Lazım olanlarını topluyor, getiriyor, vitrine koyuyor. Bu bunun için, bu bunun için, bu bunun için. E sen diyor, ya ben de tarlaya gireceğim, bir de ben bakacağım. Ahmaklığından iskası yani, değil mi? Ahmaklığından iskası. O tarladaki aynı şekilde bitkileri, o tarladaki meyveleri biz reddetmiyoruz ki. Reddetmiyoruz ki. Yani İslam alimlerini demek istiyoruz. Reddetmiyoruz. Büyüklerin büyüklükleri de böyle durumlarda açığa çıkıyor hocam. Yani ben mesela Tam İlmihal Saadet'i gibi bir kitabı hazırlamış olsam onun suyunu bir de çıkarırım. Üzerinde bir güzel böyle bir sürü projeler yaparım. Hüseyin Hilmi Efendi bize ait bir şey yok buyuruyor. Yani ben derim ki bu kitabı ben yazdım. Arkadaşım, ben hazırladım. Ondan sonra ben tercüme ettim. Tabii onun içindeki konuları ayrı ayrı onu bölerim, çarparım, çıkarırım falan bir sürü başka şeyler elde ederim. Yani bu bana ait değildir demek kolay bir cümle değil yani. Lütfen insanlar bunun üzerinde düşünsün yani. Tabii.
Şimdi girerken Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri bir sözünü nakledik. Zaman zaman naklediyoruz. Dünya diyor bir ekin tarlası. İnsanlar da bu ekin, buğday yani. Azrail Aleyhisselam emrindeki ölüm melekleriyle beraber bu ekini biçiyor. Mezar da şey, harman yeri. Harmana gitti, elediler ameller. Ameline göre stoklanacakları yerler. Ya cennet ya cehennem diyor. Bir ambar. Ambar. Cennet ambarıyla cehennem ambarı var yani. Bunlardan birisine gidecek. Bunlardan birisine gidecek. O halde hele dini konularda, ya dünyevi konularda bile de çok ihtiyatlı davranmak gerekir. Hele dini konuda bir dakika diyecek ki Allah'tan en dini diyeceksin. Ölüm geldiği zaman önüne koyuverecekler. Bugün dün akşam öğrendik de ben Gönen'de kaldım ya. Orada tanıdığımız bir arkadaşımız vardı, Tahir Memiş, Allah-u Teala rahmet eylesin, evet. Dün vefat etti. Bir senedir, iki senedir falan böyle çekiyordu falan. Son dönemde korona ile yakalandı herhalde. Korona ile yakalandı, vefat etmiş. İşte bugün defnedilecek, Eyüp Sultan'a defnedilecek, getirecekler. Yani onun haberini alınca Allah-u Teala yakınlarına sabırlar versin. Evet. Kendisine de aynı şekilde taksiratını affetsin. Hatırıma geldi. Onun bir taksisi vardı, taksicilik yapıyordu. Her akşam işte benzin parasına biz kitapları koyardık onun taksisine. Köyler kitaba giderdik. Bu da mesela gündüzleri böyle şey yaparken o torpido gözüne saatte bir kitabını koyar. Aldığı müşterinin haline göre bakar. Başlar anlatmaya. Bakıyorsun oradan tek tük tek tük Saadet-i Ebediye kitabını habere verir ve satardım. Şimdi hatırıma geldi. Dedim ne kaldı geriye? İşte vefat etti bitti. Ama o yaptığı hizmetler önüne çıkacak şimdi. O yaptığı hizmetler önüne çıkacak. Peki bütün din büyükleri böyle demiyor mu? Dünya fanidir demiyor mu? Şeyde benim hoşuma gidiyordu. O bir diriliş dizisi vardı da. Orada bir sahne. Benim dikkatimi çeken şeyler. Enteresan olan şeyler. Şimdi Sadreddin Konevi Hazretleri. Oldu olmadı o dönemde bilemiyorum da. Sadreddin Konevi Hazretleri. Çünkü Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni de dahil ediyorlar. Sadreddin Konevi Hazretleri de Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin üvey oğlu. Aynı zamanda talebesi. Muhyiddin Arabi Hazretleri de Sadreddin Konevi Hazretleri'nin üvey babası, aynı zamanda şeyhi, mürşidi, rehberi. Sadreddin Konevi Hazretleri'ni kemale getiren Muhyiddin Arabi Hazretleri'dir. Şimdi orada onu karşılamak üzere şey yapan başına bir şey geliyor, gözlerini kaybediyor. O şeyde senaryo gereği de olabilir, onu bilemiyorum diye. Diyor ki gözlerde görmediniz, siz kimsiniz diyor. Cevabı hoşuma gitti Sadreddin Konevi Hazretleri'nin. Bu fani hana gelen bir yolcuyum diyor. Tamam. Dünyayı fani bir, geçici bir han diyor. Bir yolcuyum diyor. Peki diyor isminiz nedir? Namımız diyor fakir. Fakiri tercih ediyorlar. İsmimize de diyor Sadreddin Konevi derler. Yani ne tevazu tamam. Şimdi fani hana gelen bir yolcuyum diyor. Ya geçici bir han işte. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Ha? Bir de şey hoşuma gitmişti. İbrahim bin Ethem Hazretleri de şehzadelik döneminde Hızır aleyhirrahme bir gün onun sarayına giriyor falan. Kimse mani olamıyor falan. Ta huzura kadar gidiyor. Bir adam kimsin diyor. Ben buraya gelen bir yolcuyum diyor. Bir diyor akşam kalacağım bir han arıyorum. Bir adam diyor burası han mıdır diyor. Demiş bir dakika sultanım demiş. Senden önce o koltukta kim oturuyordu? Babam diyor. Nerede? Gitti diyor. Ondan önce dedem diyor. O nerede? O da gitti. Ondan önce onun babası diyor. E sultanım demiş ya. Han değildi ne ki? Gele gidiyor, gele gidiyor. Bak ya şimdi o koltukta sen oturuyorsun. Sen de gideceksin. Sen de gideceksin. Sen de gideceksin. Kimseye baki değildir bu. Kimseye baki değildir. Dolayısıyla Allah-u Teala hepimizin sonunu hayır eylesin. Hani şeyden çıktı, dini konulardan çıktı da dini konularda çok daha hassas olmamız gerekir. Bu zamanda öyle anlatmaya kalkma, kitap yakışsın. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. Bir ülkeden kaçarken, o ülkenin sınırını aştığımızda kurtulma ihtimalimiz olduğu gibi,
vurulma veya hapse girme ihtimalimiz de olur. İslamiyet'in sınırını aşmak da böyle tehlikelidir. Bütün varlığımızla, bütün gücümüzle bu sınırın içinde olmaya çalışmalıyız. Bazen nefsani, bazen şeytani hareketler, bazen kötü insanların yanıltmasıyla sınırı aştığımız anda o felaketten kurtulmak için tevbe ve istiğfar etmek gerekir. İnsanlar nefsine tabi olarak, şeytana, kötü arkadaşa uyarak bazen sınırı aşıyor, yani haram işliyor veya küfre girebiliyor. O anda ölürse mahvolur. İslam hududunun, İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. O bakımdan Peygamber Efendimizin bildirdiği, Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik duasını her gün okumalı. Ey büyük Allah'ım! Kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sabit kıl. Yani dininden döndürme, ayırma. Dinin hudutları içinde kalmamı nasip eyle demektir. Sınırın dışında olmak tehlikelidir. O bakımdan dinimizin ilk emri sınırları öğrenmektir. İslamiyet'in sınırı önce küfürden, şirkten sakınmak, ikincisi haramlardan sakınmak, ondan sonra mekruhlardan sakınmaktır. Bunlardan sakınınca o sınırlar içinde yapılan her ibadet sahih olur. Allahü Teala sınırın dışında olan ibadetten razı değildir. O insanın kurtulma ümidi de çok azdır. Çünkü sınırın dışında her an küfre girebilir. Haram işlerken ölebilir. Kötü bir yerde can verebilir. Yani ibadetleri o anda onu kurtarmaz. Ama sınırı aşmazsa Allahü Teala'nın razı olduğu yerde olduğu için yaptığı her ibadetten ecir alır, ölürse Müslümanların arasında ölür, kabri belli olur, haramlardan her an sakındığı için cihat sevabı alır. Sınırın içinde kalmanın tek yolu salihlerin arasında olmaktır. Bunun için Peygamber Efendimiz, cemaatte rahmet vardır, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır buyurmuştur. Dinimizde sıra önce iman etmek, ikincisi ilim, yani İslamiyet'i bilmek, sonra da bildiğine uygun yaşamaktır. İslamiyet'in sınırını bildikten sonra insan günah işlemez. Sınırları bildiği halde günah işlemeye giderse bu çok daha tehlikeli olur. Elfaz-ı küfür, küfre sebep olan, yani imanı götüren sözlerdir. Böyle bir sözü kasten söyleyenin imanı gider. Çünkü her Müslümanın bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür olmaz, büyük günahtır. Bir mekruhu, bir sünneti bile hafif görmek, küfre sebep olur. Küçük günaha devam etmek, büyük günah olur. Büyük günaha devam etmek de insanı küfre kadar sürükler. Sonra Allah korusun küfre düşer, sonsuz ateşte yanar. Uçurumun kenarında sınırda dolaşmak ahmaklıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, uçurumun kenarında dolaşan kimse her an uçuruma yuvarlanabilir buyuruyor. Büyüklerden bir zat da nefsine uyan haram işler, haram işleye işleye küfre dalar, kafir olur gider. Çünkü haramı işleyince alışır, alışınca zevk alır, zevk alınca önem vermez, haram olduğunu unutur. Harama önem vermeyen kafir olur buyururdu. Yüzümüzü ahirete dönmeliyiz. Başkasının kusurlarıyla değil, kendi günahlarımızla uğraşmalıyız. Abdest suyu kaynarsa, ona bile dayanamayız. Cehennemin dehşetini anlatmak mümkün olmaz. O kadar korkunç bir yerdir ki, günahsız olan melekler bile onun dehşetinden korkarlar. Peygamber Efendimiz, Cebrail aleyhisselamı çok üzgün görünce sebebini sorar. O da, cehennemin öyle kızgın bir alevini gördüm ki, onun etkisinden hala kendime gelemedim diye cevap verir. Ahirette Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilenlere uygun imanı olmayan veya haramlardan sakınmaya önem vermeyen kimsenin imanı gider, mürtet olur. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimet doğru iman nimetidir. Yani ehl-i sünnet itikadıdır. Nimet ne kadar büyükse düşmanı da o kadar çoktur. Bu düşmanlarının en büyüğü nefstir. O da içimizde. İmanımızı çalmak için fırsat kolluyor.
bir an gafil değil. Bu nefsten korunmanın çaresi Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmektir. Nefs ölmez ama haramlardan kaçtıkça, ibadetleri yaptıkça zayıflar, güçten düşer ve aldatması azalır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz hüsnü niyetli bir şekilde hani dediği meali anlatan bir kitap tavsiye eder misiniz? Bir kere Türkiye'de şu anda meal yok. Tercüme. Ve hiçbir tercümede bir tercümeyi tutmuyor. Bu yalnız Kur'an diyenlere bunu sormak lazım. Bunu sormak lazım. Kur'an niye? Bir tane. Niye bu kadar çok aynı şekilde tercüme var? Her tercüme eden de benimki çok kıymetli diyor. Değil mi? Niye kıymetli? O yazdığı için. Ben diyor çünkü. Peki mealle tercüme arasında ne fark var? Meal uzun açıklamalı. Mesela bazı isimler konmuş da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh de almış. Bu tefsiri tıbyan diye de geçiyor mesela. O bile tefsir de değil. Söyleyiver. Meal gibi. Mesela bize İlahiyat okudu Celaleyn tefsiri. İki cilt bir şeydi falan. Meal şeklindeydi. Meal nedir? Orada hadis-i şeriflerle muradı ilahinin ne olduğu hadis-i şeriflerle bildirmiş ashab-ı kiram nakiller var. Onlar naklediyorlar. O zaman diyorsun bu ayet-i kerimeden murat buymuş. Çünkü tefsir ve o ayet-i kerimenin açıklaması kelam-ı ilahide murad-ı ilahiyi anlamak. Bunu en iyi kim anlıyor? Resulullah Efendimiz anlıyor. Hadis-i şerifler var. Peki Kur'an-ı Kerim'den efendim mealden din öğrenir mi? Katiyen öğrenmez. Geçenlerde bir tanesi WhatsApp'tan bana bir şey göndermiş. Yaşça bizden küçük yazmış. Abi sana lazım olur mu diye. Sana lazım olur diye. Bir tane devam sürekli söyleyiver. Hep Kur'an. Kur'an'dan başkasını tanımıyorsun. Bu herifin babası ölmüş. Adam gelmiş. İşte orada camiden sarık cübbe almış. Sarık cübbe Kur'an-ı Kerim'de yok. Değil mi? Evet. Onu giymiş. Cenaze namazı kılmış. Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor. Ve cenaze namazında bir şeyler okumuş. Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor. Rükûsu var mı? Secdesi var mı? Onlar da yazmıyor. Abdestli mi? Abdestsiz mi? Onlar da yazmıyor. Bu alçak herif kendi grubu da var. Cemaat gibi öyle grubu da var. Bu alçak herif Türkiye Gazetesi'nde resmisi falan da çıktı bunun. Mezhepsiz zındığın teki olduğu. Hatta babası da benim ona sapıttı. Zındığın teki diyormuşmuş. Yine gitmiş de babasının cenazesine öyle musallat olmuş falan. Kendi vilayetten birisinde bana cevap hazırlamış böyle. Cevap hazırlamış. Diyor ki ya madem ki aynı şekilde Kur'an diyorsun. Gözümüzün önünde geldin. Babanın cenaze namazını kıldırdın. Bu cenaze namazı yok demiş Kur'an-ı Kerim'de. Ayet-i Kerime yok. Niye dayandın? Neye dayandın şimdi? Hani bu ne perhiz bu ne lahana tursu diye bir tabir var ya. Hakikaten ya bu ne perhiz bu ne lahana tursu. Kur'an-ı Kerim'de din öğrenilmez. Ayet-i Kerimelerden öğrenilmez. Efendim peki ayet-i kerimelerin tefsir hadis-i şeriflerdir buyuruyor. Peki hadis-i şeriflerden de öğrenilebilir mi? Hadis-i şeriflerden de öğrenilmez buyuruyor. Niye? Çünkü o da kelam-ı Resulullah'tan burada Resulullah'ı anlamaktır. Bazıları açık nettir. Bazıları aynı şekilde hususidir. Bazıları umumidir. Ayet-i kerimelerde bile hususi olanlar vardır. Umumi olanlar vardır. Mesela Kevser suresinde emir sidesiyle kurban kes emir var. Ama hiçbir müçtehit alim kurban kesmek farz dememiştir. Dememiştir. Üç mezhep imamı, Mekke-i Sünnet, İmam-ı Azam-ı Bani Hazretleri vacip buyurmuştur. Başka delillere bakarak. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerin meali uzun süre bu bir. Oradan din öğrenilmez. Orada emredilen ne? Biz Kur'an-ı Kerim'i içindekileri öğrenip amel etmek için öğreniriz. Okumak ayrı bir berekettir. O ayrı bir mesele. Ama Kur'an-ı Kerim'in içindeki emir ve yasaklar hadis-i şeriflerle açıklanmış.
Müştehit imamlar da bu ayet-i kerim ve hadis-i şerifler didik didik etmişler. Konularına göre tasnif ederek hükümlerini kitaplarına bildirmişler. Kitaplarını almışlar. Onun için biz ısrarla diyoruz ki meal değil, hadis kitabı değil. Ya fıkıh, ilmihal kitabı okuyun. Oradan nakil yapın. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarının hepsinde bildirilen ayet-i kerime mealleri, meal diyorum bakın onlar, meal olarak bildiriliyor. Hüseyin Hilmi Efendi'nin de rahmetullahi teala aleyh ayet-i kerimeleri aldığı mealdir. Tercüme değildir. O kitaplardan almıştır. Oradan alınıyor. Çünkü bakıyorsun adam kısacık bir cümleyle tercüme etmiş. Ama Hüseyin Hilmi Efendi tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabında bakıyorsun. O bir satırla tercümeleri 5 satır şeklinde yazıyor. Aa diyorsun bu meal işte o. Yani Ehl-i Sünnet alimleri taramışlar, hadis-i şerifler bakmışlar. Açıklamasıyla beraber alıyor onu. Şimdi dinleyicimiz dedi ki siz dedi açıklasanız. Allah falan korusun biz nasıl açıklarız ki ayet-i kerime. Hadis-i şerifi de açıklayamayız. Hatta biz Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdığı fıkıh kitaplarındakileri bile doğru dürüst açıklayamıyoruz ki. Anlayamıyoruz yani. Anlayamıyoruz. Herkes haddini vurduğunu bilmesi lazım. Onun için efendim tavsiyemiz tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabını almak. Orada ayet-i kerime, hadis-i şerifler mealleri de var. Zaten Hüseyin Hilmi Efendi hadis-i şerife de meal şeklinde, ayet-i kerimeyi de meal şeklinde naklediyor. Efendim gelelim. Mesela bizde bir atasözü var. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Evet. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hayattaydı. Bir hadis-i şerif var. Kelime kelime tercüme etmişler piyasada. Arapça iyi bilenlere de aynı şekilde, yani ben iyi bilenim falan diyenlere de aynı şekilde. Yani o manaya yakın geliyor. O manaya yakın geliyor. Biz de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, o zaman Türkiye'de bizim sayfada arz etmiştik. Hadis-i şerif metniyle beraber, hadis-i şerif bu. Bizde de böyle bir atasözü var. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Bu hadis-i şerifi böyle diye nakletsek uygun mu? Cevap geldi, murat odur diye. Onun için mesela bir dilden bir dile tercüme ederken onun deyimini de bilmen lazım. Tabii. O deyimleri de bilmen lazım. Mesela ben zaman zaman babaannemin o kullandığı bir deyim var. Nedir? Oğlum kara gün kararıp kalmaz. O sayfalarca sen anlatıp durma. O özetlemişler. O kendi büyüklerinden duymuş. Yakinen de görmüş. Uzun uzun anlatmıyor. Uzun uzun anlatmıyor. Mesela benim bu yaşlarımdayken babaanneme şöyle bir karış yüksekten falan atlayıver hadi nene derdim falan. Kadın gülerdi. Öbür olur da bu yaşlara gelirsen anlarsın dedi. Anladım şimdi çok iyi anladım. Çok iyi anladım şimdi. Şimdi kadıncağız niye anlatsın, niye izah etsin değil mi? Uzun uzun anlatmasına gerek yok. Amirim varsa gelsin. Bunu da görürsün. Bunu da görürsün. Onun için tavsiyemiz Saadet-i Ebediye kitabı efendim. Gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Sabah namazında dedi, ben de amenna Resulillah ve enzellâ duhan surelerini okuyorum dedi. Zaten ondan sonra da ben de her gün Tebarike suresini, Cuma suresini, Yasun suresini sırayla bunları da okuyorum falan dedi. Şimdi efendim, bu okuduklarım doğru mu yanlış mı? Mesela dedi, bazen dedi, 10 gün dedi okuyorum, değiştiriyorum falan. Efendim 10 gün illa şey yapması şart değil. Devamlı sureti okuması tavsiye edilmemiş. Ara sıra değiştirmesi gerekir. Hani bir gün öyle bir gün öbür türlü yaparsa değiştirmiş de olabilir. İlle 10 gün tutması şart değil. 2 gün öyle okudu, 2 gün başka türlü. Çünkü biz de yapıyoruz o değişimi. Çünkü kitapta açıkça yazıyor. Aynı namazlarda aynı sureleri okumayı adet haline getirmenin mekruh olduğunu bildirenler olmuşlardı. Saadet-i Ebedi'de var bu. Ama efendim işte benim hoşuma... Ya senin hoşuna gitmesi değil, dinin emrine uymak lazım. Tamam uzun diye okuyorsun. Bir gün böyle okursun, ertesi gün böyle okursun. Ya da 2 gün öyle okursun, 2 gün öbür surelerden de aynı şekilde değiştirebilirsin. Yalnız orada, burada dinleyicimize nakledeceğimiz... Tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabında bir hüküm var. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki 114 tane sure var. Bunları her zaman Kur'an-ı Kerim'deki bildirildiği sırasına göre okumak vaciptir buyuruyor. Vaciptir. Mesela efendim Ayet-el Kürsi'yi okudum sonra Elif Lam'ı okudum. Elif Lam Mim Bakara suresi ilk başındaki. Ayet-el Kürsi de Bakara suresinde tek bir ayet, uzun bir ayet. Ama Ayet-el Kürsi sonra geliyor. Elif Lam Mim başla. Dolayısıyla önce Elif Lam Mim sonra Ayet-el Kürsi. Sırasıyla okumak demek hemen arkasındakini okumak demek değil. Değildir. Yani ondan sonra gelen herhangi birini. Tabii. Mesela Bakara suresinden Amine Resulü'yü okudum. Bakara suresi birinci sure. Evet. İkinci sure Âl-i İmran.
Ali İmran'da da bildiği vardı. Ha, birinci rekatta Amine Resulü okudun. İkinci rekatta Ali İmran suresinden aynı şekilde başka bir ayet-i kerime okuyabilirsin. Ve ondan sonraki gelecek şeyler de aynı şekilde okuyabilirsin. Diğerlerin de öyle. Diğerlerin de öyle. Mesela diyelim ki efendim ben işte son 30. yüzyılda Amme'yi okuyorum. Ama önce Amme'yi okuyorum sonra Yasin'i okuyorum. Hayır. Önce Yasin sonra Amme. Sırası böyle çünkü. Yasin önce geliyor. Amme sonra geliyor. Ona riayet etmemiz gerekiyor. Birinci sure Bakara suresi. Onun hemen öncesinde Fatiha var. Aha. O sure değil mi? O nedir? Fatiha suresi diye geçiyor. Evet. Fatiha suresi diye geçiyor. Ama Fatiha'yı okumak dört mezhepte de şeydir. Hanefi mezhebinde bizzat okumak vaciptir ama kıraat farzdır. Ama diğerlerinde farz. Farzdır. Yani Şafii olanlar. Bunlar imamın arkasında da okuyorlar. Cemaatin de okuması farz. Cemaatin de okuması farz. Çünkü bir hadis-i şerif var. Buhari'de geçiyor. La salate illa bi fatihatil kitap diye. Yani namaz onu Fatiha. Onu hücret. Evet. Fatiha'sı olmaz. Olmaz. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Köydeyim dedi. Dut ağaçlarımız da var dedi. Kuşburnu falan da var dedi. İşte onlarda marmelat yapıyorum dedi. Pekmez yapıyorum dedi. Ben bunu dedi, uşru nasıl vereceğim? Bunların uşru olur mu? Olur. Yani dut ağacı topladı. Ve şimdi netice itibariyle ölçmek zor değil. Toplarken onu kovayla topluyordur. Değil mi? Veya zaten onu sulayarak değil. Yani. O mevsimde yetişiyor dut ağacı. Kendi tarlasında kuşburnu vardır. Burada tarlalarda vardır. Onlar da aynı şekilde belli bir kapla topluyor. Mesela diyelim ki kendine göre 10 kovayla topladı. 10 kova. Dut. Dut. Şey, kazana attı, pekmez yapacak ya, attı. Bir yere yazar. Bir kovası uçur. Bir 10 kova daha. Bir daha yazdı, bir daha yazdı. Diyelim ki 100 kova çıktı mesela. Ne çıktı buraya? 10 kovası bunun. Uçur. Uçur. Efendim yani tut olarak görüp götürüp verebilir 10 kovayı. Ama kim alır kim etmez, o da ayrı bir mesele. Peki efendim ben bunun para olarak veremez mi? Altın olarak verir. O anda dut, raiç fiyatı. Kilosu kaç para? 10 kilo tut şu kadar yapıyor. Kaç gram altın etti? 1 gram altın etti. Tamam, 1 gram altını götürsün fakire versin. Bitti. Olur. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.